Arkadaşlar herkese merhaba. Balkonumdaki çiçeklere, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, sizlerle bugün yine balkonumda, mini seramda paylaşım yapmak istedim. Çiçeklerimin şu güzelliklerini sizlere göstermek istedim. Değerli arkadaşlarım, ben 3 hafta önce bunlara bir kür yapmıştım. Onu da sizlerle paylaşmıştım. O kürden sonraki çiçeklerimin halini sizlere göstermek istedim. O kadar güzel gelişti, o kadar çiçek açtı ki sevgili izleyicilerim, bakar mısınız şunların güzelliğine? Bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istedim değerli kardeşlerim. Şurada bir pembem var, katmerli pembe. Şurada bir tane kırmızım var. Bu katmerli değil ama şuradaki kırmızım katmerli. Sevgili arkadaşlarım, şurada da yine beyazım. Bu da katmerli. Şurada bir tane koyu pembem var. Şuradaki fuşya rengine bakar mısınız? Şunun güzellikleri de sizlerle paylaşayım dedim. Balkonuma sabahleyin ilk kalktığımda bu çiçeklerimi bir severim. Şimdi burada yılbaşım var. Sevgili izleyicilerim, her sene benim yılbaşım yılın sonunda açıyor. Yılbaşında çiçek açmaz benim bu yılbaşım. Yine gördüğünüz gibi çok güzel tomurcuklar oluştu. Bu da o verdiğim kürden sonraki. Verdiğim kürde öbür videomda var sevgili arkadaşlarım. Geçenlerde yine pirinç suyu verdim, nohut suyu verdim, patates kabuğunun suyunu verdim. Elime geçen bütün sebzelerin, haşladığım şeylerin suyunu veriyorum. İşte halinde sizlere gösteriyorum. Evet, burada da sardunya reyonum var. Öyle adlandırıyorum ben. Bunların da açmalarını sizlere gösteriyorum. O kadar güzel, o kadar canlı ki arkadaşlar, şu yaprakların canlılığını görüyorsunuz. Bakar mısınız? Yemyeşil. Şöyle yapraklarını sizlere göstermek istiyorum. Şurada yine şunun yaprağının canlılığına bakar mısınız? Tazecik, su gibi. Çiçekleri de bir o kadar güzel. Bunları ben geçen sene budamıştım, yeni fide yapmıştım sevgili arkadaşlarım. Bunlar yeni fideden, geçen seneden budadığım, bu sene bu kadar oldu. Evet, şu canlılıklarını sizlere göstereyim dedim. Burada da iki tane kaktüsüm var sevgili izleyicilerim. Kaktüslerimin de güzelliğini görüyorsunuz. Şuralardan hep bunlar tomurcuk olacak. Şuradaki yavrular. Arkadaşlar, Ankara bugün yanıyor. Balkonumda bakar mısınız? Hep zaten güneşliklerini indirdim. Şurası da aydınlık olsun diye açtım. Buradaki açacak yine tomurcuk. Ay. Dikenleri de insanın eline baktığı zaman o kadar acıtıyor ki, şurada yine tomurcuk açacak bu da. Bunlar da kaktüslerim. Kaktüslerim çoktu, bayağı vardı. Birazını verdim sevgili arkadaşlarım. Şuradan Ankara'nın şöyle sitemizin görüntüsünü de sizlere göstereyim. Arkadaşlarım, çiçeklere soğan suyu, sarımsak ezip aspirinle birlikte verdiğimiz zaman o kadar etkili oluyor ki, hem çiçek açmasına hem şöyle yapraklarının canlı olmasına. Bakar mısınız? Benim bunlara da önce zaten bir hastalık geldi. Böyle sünger gibi beyaz beyaz bir şeyler oluştu. Şu köklerine doğru. Onu kurtardım, ilaçladım. Bir takım şeylerle kurtardım onu. Bunlar da büyümeye başladı bayağı, canlandı iyice. Sevgili izleyicilerim, sizlere yine şöyle canlılığını göstermek istiyorum. Şu küçük bir saksı. Bu da yeni fide. Şuna bakar mısınız? Coştukça coştu, coştukça coştu maşallah. Şöyle sararan yapraklarını da hiç durdurmuyorum üzerinde. Gücünü almasın diye. Böyle sararan yapraklarını da hemen koparıyorum. Şu ilaçladım, şunda da vardı hastalık sevgili izleyicilerim. Bir arkadaşımdan almıştım mavi bir ilaç. Mostar mı diye söyledi ismini ama bilemiyorum. Şunların bakar mısınız canlılığına. Çiçek seven arkadaşlarım, lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Sevgili arkadaşlarım, herkes için söylüyorum gerçi.
videoları sonuna kadar izleyip, hiç değilse uzun videoları yarısına kadar izlerseniz emeklerimiz çöp olmaz. Sevgili arkadaşlarım. Ay 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 ay, çok seviyorum arkadaşlar. İnanın ki balkona çıktığım zaman, böyle bu çiçeklerime baktığım zaman huzur buluyorum. Sen şöyle dur, şunu da gösterelim. İşte bunun da canlılığına bakar mısınız? Yemyeşil yaprakları. Burası, bu sardunyalar güneşi seviyor sevgili arkadaşlar. Güneşte çok güzel oldu. Güneş alan taraf, şuradaki tarafın balkonun yani iç tarafı. Burada güzel olmadı. Böyle buraya götürünce çiçeklerim coştu. Ay şuna bak, severim sizi ya. Şunun da rengi daha farklı. Şu iki renk birbirinden farklı, açıklı koyulu. Burada bir tane bodur kılıç çiçeğim var. Bu da çok güzel oldu, bayağı gelişti. Sevgili arkadaşlarım, aralıklarla çiçeklerinize mutlaka soğan suyu, sarımsak ezerek suyunu verebilirsiniz. Çok gayet güzel oluyor. Şuradaki bir tane sukulentim var. Ona da bakar mısınız? Bu da çok güzel gelişti. Gayet güzel gelişti. Şurada karışık elime geçenleri dikmiştim. Bunlar da böyle aynı saksıda büyüdü. Şu süt ağacı mı deniyor? Ne? Bunun kötü oldu. Saksısı dar geldi galiba. Sevgili arkadaşlarım, bugün de sizlerle bakım yaptıktan sonraki çiçeklerimin son halini paylaşmak istedim. Onu paylaştım değerli arkadaşlarım. Buradakilerini de yine şöyle bir gösterelim. Umarım izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim sevgili izleyicilerim. Beğeniler çok eksik. Neden onu da anlamıyorum. Her videomda da söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, izleyen, beğeni bırakan, izlemeyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayrama az kaldı sevgili kardeşlerim. Herkesin bayramını da şimdiden kutluyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın.